Partisi Belediye Başkan adayıyım. 1977 yılında Karaçman doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Karaçman'da bitirdim. Lisede Karaçman Lisesi. Ondan sonra kamu yönetim bölümünü kazandım. 2003 yılında tabii ki askere gittikten sonra işte okulu bırakmak zorunda kaldım. Ondan sonra Adalet Yüksek Okul mezunuyum aynı zamanda. Karaçman'da hikmet ediyorum. Sürekli siyasetle uğraşıyoruz. Tabii bizim temelimiz zaten DEM Partisi ve geçmişinde HDP, Barış ve Demokrasi Partisi'nde görev alarak bu mücadelede katkıda bulundum. Karaçoban belki de Erzurum'un en uzak ilçesi. Yani henüz daha 200 kilometre, Karadeniz'de 165 kilometre Erzurum'a uzak olan bir ilçemiz. Ama aynı zamanda merkezi bir konumda olan ilçemiz. Karayazı, Malazgirt, Bulanık, ondan sonra Hınıs'ı hem orta kesimde yer alan bir ilçemiz ve şu anda gelişmeye müsait yer. Ama tabii ki sürekli olarak sistem partileri tarafından yönetilen bir yer olduğundan dolayı gereken hizmeti şu ana kadar görmedi. Ama bizim belediye yönetimleriyle birlikte özellikle 2014 yılında Avukat İrfan Sarı döneminde Barış ve Demokrasi Partisi'nin o zaman belediye eş başkanı olarak seçildi. Hatta şu anda Karaçoban bu konumuyla daha bile o eski konumuna nazaran çok çok ileride. Düşünün, şehir merkezinde iki arabanın birlikte gidemeyeceği bir cadde vardı, Cumhuriyet Caddesi. Bizim dönemimizde, yani Barış ve Demokrasi Partisi'nin döneminde İrfan Sarı ile birlikte ondan sonra cadde genişletildi, istimlak edildi ve şu andaki Cumhuriyet Caddesi hüviyetini kazandı. Yani keşke şu anda elimizde olsa da o eski görüntüleri sizlerle paylaşmış olsaydık. Ama şu anda inanın, şu anda eskiye nazaran ilçemiz kat ve kat ileride zaten. Bu da bizim siyasi partiler döneminde, özellikle Barış ve Demokrasi Partisi döneminde o cadde işte genişletildi. Şu anda tabii ki yeterli mi değil. İnşallah ondan sonra zaten 2014 yılında seçilen arkadaşımız İrfan Sarı'nın döneminde 2,5 yıl sonra hemen yerine kayyum atandı. Yani bırakmadılar. Bir nevi kıskandılar. Ama inşallah Karaçoban daha güzel şeylere layık. İnşallah bizim dönemimizde, DEM Parti döneminde inşallah kat ve kat ileri götürmeyi düşünüyoruz. Zaten Karaçoban ilçesi 2 gün yani bir ara gelip 65'te işte belde hüviyetini kazandı. Zaten güvenlikle Karaçoban'ın diyelim ki orta noktasına bir belediye binası yerleştirdi. O zamanın da zaten belediye başkanı rahmetli dedem Abdullah Erhan'dır. Burada da kendisine rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah mekanı cennet eylesin. Tabii şu o anda diyelim ki dediğiniz gibi çok geniş bir alan. Yani başlangıçla bitiş yeri 4 kilometrelik bir alan. Tabii bu ulaşımımız zaten şu anda bizim belediyemiz tarafından ücretsiz bir ulaşım servisi var. Yani diyelim ki hastane olsun, ondan sonra kamu kurumları olsun, vatandaşın işte daha rahat gidebilmesi için şu anda belediyemiz tarafından ücretsiz servis araçları var. Zaten o konuda o servis araçları zaten şu anda da fiilen devam ediyor. Gençlik merkeziyle alakalı tabii gençler bizim olmazsa olmazlarımızdır. Biz gençlerimize yönelik özellikle şurada gençlere bir vaadimdir. Bir gençlere yönelik bir kütüphane açacağız. Yani şu anda gençlerimiz de imkansızlıktan dolayı üniversiteye gidemeyen ya da diyelim ki şu anda eğitimini yarıda bırakan bir sürü gençlerle biz karşılaşıyoruz. O sorunlarımız var. Ama şunu söyleyeyim, orada büyük bir kütüphane açtırıp gençlerimizi özellikle hem ana dil eğitiminde olsun ya da diyelim ki ya da üniversite hazırlık olsun ücretsiz o imkanları sağlayıp gençlerimize yönelik bir çalışmamız olacaktır. Ama şunu söyleyeyim, hiçbir gençimiz, hiçbir diyelim ki öğrencimiz imkansızlıktan dolayı yani parasal konumda eğitimi yarıda bırakmayacak. Bunun garantisi DEM Partisi'dir. Bunun garantisi belediye olarak biz eş başkanlar olarak bu garantiyi biz vereceğiz. Özellikle Avrupa'da olan hayırsever Karaçoban halkımız var. Onlarla iletişime geçip bu gençlerimize yönelik ha burs şeyden olsun ha da diyelim ki şu anda özellikle İstanbul'da iş adamlarımız var. Onlarla diyaloğa geçip bu gençlerimize yönelik bu projelerimizi inşallah hayata geçireceğiz. Şu an hani Karaçoban yüksek bir konumda olmasına rağmen düzlük bir konumda. Yani aslında coğrafi yapı olarak tarıma elverişli. Ama iklim koşulları pek müsaade etmiyor. Alakalı bir çalışma var. Zaten şu anda Karaçoban belki de Erzurum'un yani diğer içeri saymasak şu anda tarımın en fazla yapıldığı yerdir.
Arosmu ilçesi. Tabii biz burada belediye olarak, yani vatandaşlarımıza gereken ekipman konusunda olsun, tarıma yönelik bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Hatta şu anda belediyemiz tarafından şu anda halk fırına yönelik işte mesela buğday ekimi var. Yani en azından bir öncülük yapmış durumu var. Biz şey yapacağız, vatandaşlarımıza diyelim ki hem proje bazında hem diyelim ekipman bazında gereken desteği bir sunacağız. Zaten Karaçoban aynı zamanda bir tarım ilçesi, aynı zamanda bir hayvancılık ilçesi. Biz burada bütün kadınlara yönelik kadın kooperatiflerini kurmayı düşünüyoruz. İnşallah iyi sağlayacağız. Kadın ve gençler de dahil olmak üzere işte birer mesela kadınların da çalışabileceği mesela işte tekstil falan olsun gibi yerler açıp hem kadınların hem de gençlerin çalışabilmesi için iş olanaklarını sağlayacağız.